Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, Türkiye nefesini tuttu. 9 gündür Narin'den haber bekliyor. 8 yaşındaki Narin, acaba akıbeti ne oldu? Acaba canlı haliyle bulabilecek miyiz? Ümitlerimiz gerçekten yeşerecek mi? Bunun sonucunu bekliyoruz. Ben de çok sıcak da gelişmeler var. Hem uzmanından bu konunun geniş bir değerlendirmesini hem de yeni gelişmeleri değerlendirsin diye değerli konuğum Mustafa Okumuş, eski emniyet müdürünü konuk aldım. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Teşekkür ediyorum Necdet Bey, hoş bulduk. Bu konuda Mustafa Bey, bu konuda gerçekten çok şeyler yazılıp çizildi. Her gün, her dakika artık olay televizyonların gündüz kuşaklarının da programı haline dönüşmüş oldu. Ama gerçekten sonuçta çok tatlı, işte ekranda da görüyoruz. 8 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Ve şu anda hala ulaşılamadı. Sabahleyin Adli Tıp'a dün akşam abisi getirilmişti. Ve Adli Tıp tam bugün bir karar çıkması, abisinin kolundaki diş iziyle, ısırık iziyle ilgili bir karar çıkması bekleniyordu. Bu sabah ilk olarak TRT Haber'de ben gördüm, işte o iz abisine ait, kıza ait şeklinde, abinin kolundaki izin kıza ait olduğu şeklinde. Ardından az önce de yerel kanallardan, daha doğrusu sağdan bildiren muhabir arkadaşlarımız da Adli Tıp'a dayandırarak ve kesin bir şekilde bu ısırık izinin abiye ait olduğu, yani abinin işte bu galiba bir komaya girme hallerinde kendi kendine kolunu ısırdığı, dolayısıyla bu diş izinin Narin'e ait olmadığı kesinleştiğini belirttiler. Şimdi tekrar aslında biraz bir bakma başa mı dönmüş olduk? Mustafa Bey, öncelikli olarak Adli Tıp'ın bunu belirleyememiş olmasını siz bir emniyetçi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Zaten adli tıpın bunu tespit etme imkanı da yoktu. Yani bu şekilde bir açıklama yapıldı. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Yani bu konuda net bir şey yok. Dün jandarma komutanı, il jandarma mı yoksa merkezden mi bilmiyorum. Bir jandarma komutanı şeklinde biliyorum. Açıklama yapmış işte çok yakında inşallah müjdeli haberler vereceğim şeklinde. Tuhaf bir açıklamaydı o. Ben şaşırdım yani böyle bir açıklamayı böyle bir ortamda duyduğumda. Şimdi akşamında da böyle diş iziyle ilgili adli tıp çalışması yapıldığı haberi gelince acaba dedim yeni bir ısırık mı kolda? Yeni bir ısırık varsa mesela dün sabah olmayan bir ısırık öğleden sonra çocuğun kolunda gözüktüyse Naren'in abisinin kolunda bundan da diğer bilgileri de birleştirerek Naren'in yapmış olduğu bir ısırık olma ihtimalinden yola çıkıp İstanbul'a götürülmüş olma ihtimali var abinin. Fakat bu ısırık izinin Narin daha kaybolmadan önce oluşan bir iz olma ihtimali de var. Biz bunu bilmiyoruz. Fakat her halükarda bu izin Narin'e ait olup olmadığını, o diş izlerinin Narin'e ait olup olmadığını tespit edebilmemiz için Narin'in bir kere bulunmuş olması lazım. Canlı ya da değil, umarım canlı bir şekilde bulunur. Sonuçta Narin'in dişlerinin bulunması lazım ki mukayese yapılabilsin. Yani elimizde mukayese yapacak bir şey olmadan o dişlerin Narin'e ait olup olmadığını anlamamız mümkün değil. Kaldı ki koldaki diş izlerinin de çok belirgin olması lazım. Yani ayakkabı izi, kumun üzerindeki ayak izinden biraz daha farklı. Canlı ve oynak bir doku olduğu için beden, insan vücudu. Yani minimum 8 tane, 10 tane dişin izi olması lazım kolla. Çok sağlam bir ısırık ve büyük bir ısırık olması lazım ki mukayeseye elverişli olsun. Yani şu şartlarda adli tıpın yapabileceği tek bir şey var. O izin abinin kendisini abiye ait olup olmadığını tespit edilmesi. Abi diyor ya diş izleri bana ait diye. Ancak onu tespit eder, onu doğrulayabilir. Onu da %100 yapamaz. Necdet Bey, orada da vatandaşların hatırlaması gerekiyor. Mesela DNA mukayeselerinde bile biliyorsunuz iki tane DNA örneği alınıyor. İşte baba kız ilişkisi var mı, anne çocuk ilişkisi var mı şeklinde tespit için orada bile %100 sonuç vermiyor adli tıp kurumları. %99 oranında baba çocuk, anne çocuk şeklinde size sonuç veriyor. Diğer yöntemlerde mukayese çeşitlerinde mesela örnekte olduğu gibi diş izinin narin bulunsa bile sağlıklı bir şekilde narin abini ısır deseniz, abisini ısırsa 5 dakika sonra adli tıptan rapor almaya çalışsanız adli tıp yine %100 bu ısırık narinin diyemez. Oradaki oranlar çok daha düşük olur. Yani muhtemelen az önce verdiğim canlı örnekte bile 4'te 2 oranında narine aittir diyecektir.
Yani şöyle bir ortamda dün o çocuğun İstanbul'a götürülüşü kesinlikle yani cevap olarak bize o diş izinin narine ait olup olmadığıyla ilgili bir sonuç vermeyecektir. En fazla 2/4 oranında bir sonuç verir. Onun için de narinin elde olması gerekiyor. Yani daha önce diş hastanesine gitmiştir, orada röntgen çekilmiştir, narin diş izleri vardır. Bunlarla mukayese yapılmaz. Adli tıp bu şekilde mukayese yapamaz. Yani kendinin onun dişlerin kalıbını şey yapması lazım. Bulması lazım. Hemen sonuç açıkladığına göre kalıp hazırlanması falan o tip bir şey de yapılmadığı anlaşılıyor. Evet. Şöyle anlıyorum ben. Yani adli tıbbın şu anda bu haliyle narinle ilgili bir karar verebilmesi, sonuç çıkarabilmesi mümkün değil. Çünkü narin ortada yok. Sonuç çıkarabilmesi için narini bulması gerekiyor. Narin bulunmadan adli tıbbın bir sonuç elde edebilmesi Enes üzerinden ya da bir başka kişi üzerinden mümkün değil diyorsunuz. O zaman aslında hani Diş Enes'in izi İstanbul olarak. diş izi Necdet Bey, olarak. Evet, pardon. tabii ki. Diş izi olarak mümkün değil. Yani bunu da şunu farz ederek söylüyoruz. Dün yapılan bir ısırıksa, dün gerçekleşen bir ısırma olayıysa 2/4 oranında narine ait olduğunu adli tıp söyleyebilir. Normalde bu şekildedir ama kamuoyu baskısı nedeniyle işte bu narine ait ya da abiye ait de %100 bir sonuç çıkarsa da yani şaşırmam ben ama işin literatüründe bunun yapabileceği adli tıbbın maksimum 2/4 oranında artı ya da eksi bir sonuç verebilir. Ki kaldı ki bu izler eski ise, narin kaybolmadan önceki bir tarihe Evet. aitse kesinlikle hiçbir şekilde sonuç alamazsınız. Narini bulsanız da o izlerin ona ait olup olmadığını ortaya koyamazsınız. Çünkü doku değişti. Evet. Sözünüzü kestim ama aslında şöyle bir şey o zaman ortaya çıkıyor. Yani eğer narin 8-9 gün öncesine aitse zaten bir şey elde edilemez şu anda Enes'in kolundaki bir izden. Narinle eğer hani bu arada narin yaşıyor ve Enes dün narinle bir yerde işte dün ya da önceki gün bir yerde buluşmuş ve oradan oluşmuş bir ısırıksa diyorsun zaten o durumda da 2/4. O zaman biraz bence her şey çok karıştı. Siz de bu olayı mesleki ilgiden dolayı en başından beri takip ediyorsunuz. Ben sizin paylaşımlarınızı da izliyorum. Şimdi hani ilk kez duyanlar için kafası da çok karışmışlar için olayın olduğu yaşandığı köyle ilgili sizin bize bir ortaya bir resim çizseniz de herkesin anlayabileceği şekilde bir tablo ortaya çıksa, sonra arama çalışmalarında ne tür eksiklikler oldu da bugüne kadar gecikti? Uzman gözüyle sizin açınızdan değerlendirmenizi soracağım. İsterseniz önce bir olayın olduğu mahalle ile ilgili bir tespitinizi alayım. Evet yani 2-3 gündür ilgilenmeye başladım ben bu olayla Necdet Bey. Daha önce de görmüştüm fakat çok ayrıntılı bir şekilde kendim araştırma yapmamıştım. Oradaki muhabirlerin, canlı yayın yapan muhabirlerin işte etraftan kameraman vasıtasıyla görüntü aldıktan sonra o görüntüler eşliğinde açıklamalar yapan muhabirlerin görüntülerini izledim. Tabii ben bölgeyi bilmiyorum. Oraya ben daha önce hiç gitmedim. Olayın yaşandığı yere. Anladığım kadarıyla Diyarbakır'a bir 10 kilometre kadar mesafede, yani o çok önemli bir bilgi değil. Kaybolma hadisesinin gerçekleştiği noktada böyle karayoluna, otobana, büyük yollara çok yakın bir yer değil. Yani siz Diyarbakır'dan başka bir yere giderken buraya saparak uğrayabilirsiniz. Yani yol üzerinde durup bir mola vereyim diyebileceğiniz bir kasaba değil. Olayın gerçekleştiği yer. Ne oldu orada? İşte geçen hafta Çarşamba günü Narin isimli bir kız çocuğu 8 yaşında Kur'an kursuna gitmek için annesinden izin aldı. İzin istedi. O da Kur'an kursuna ilk günüydü, ilk gidişiydi. Kurstan sonra da amcama gitmek istiyorum diye annesinden izin istedi. Annesi izin vermek istemedi. Israrı üzerine kızın kurs çıkışı amcasına gitmesine izin verdi. Kız evden kursa gitmek üzere ayrıldı. Fakat bir daha eve dönmedi. Akşam saat 20 sıralarında ailesi kızın dönme işinden dolayı aramaya başladı. Bulamadı kızı ve jandarma kolluk yetkililerine kızla ilgili kayıp müracaatı yaptı. İşte o günden sonra arama çalışmaları başladı. Fakat şu ana kadar herhangi bir iz, herhangi bir emare bulunamadı. Hayatta mı değil mi o dahi bilinmiyor.
Evet, şimdi şeye gelelim. Zaten 20 haneli bir köy. Yani kaybolduğu, son görüldüğü yerinde evine 70-80 metrelik bir uzak mesafe olduğu da biliniyor. Şimdi siz bir emniyetçi olarak bu uzman gözüyle baktığınızda bu 9 gün içerisinde neden sonuca ulaşılamadığı, bir süreç içerisinde yapılması gereken, siz bir luminol denen bir testten bahsetmiştiniz dünkü paylaşımınızda. Onun hayati öneminden bahsediyorsunuz. Bu konuda biraz bize bilgi verir misin? Size göre ilk yapılması gereken neydi ve neler bu süreçte eksik ya da yanlış yapıldı? Şimdi orada kız çocuğun en son görüldüğü bir kamera görüntüsü var. Dediğiniz gibi evin bir 80-90 metre kadar aşağısında. O bir okulun kamerası, güvenlik kamerası. O okulu da jandarma koordinasyon merkezine çevirmiş. Bütün toplantılar, planlamalar, olayla ilgili yönlendirmeler oradaki binadan yapılıyor. Öyle bir merkez oluşturmuşlar. Bu çok doğru bir hareket. İlk yapılan iş doğru olmuş yani. Yaklaşım güzel olmuş. Şimdi bu olayda jandarmanın neyi yapıp neyi yapmadığını tam olarak bilmiyoruz. O yüzden jandarma iyidir, kötüdür yaptığı çalışmalarda dersek ön yargılı konuşmuş oluruz. Fakat bazı gelişmeleri takip ettikçe o gelişmelerle ilgili parça parça bazı eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Bendeki ilk intiba kollukla ilgili, jandarma ile ilgili gerçekten çok samimi bir şekilde canlarını dişlerine takarak geceli gündüzlü yani fiziki imkanları el verdiği ölçüde onu da zorlayarak gerçekten gayretli bir çalışma içerisindeler. Bir emek veriyorlar. Çok iyi niyetli bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Bu somut olarak görülebilir. Ben de yani iyi niyet var ama bir de işlevsellik gerekiyor. Yani siz 40 sene 50 sene önce böyle bir hadise olsaydı yapılabilecek şeyleri şu anda yaparsanız yani sadece fiziki güçle iyi niyetle, enerjiyle, zaman ayırarak bulmaya çalışırsanız, asıl can alıcı işleri yapmazsanız bulma şansınız çok zor. Yani sonuçta bu kız çocuğu bulunamaya da bilir. Bulunabilir veya kötü bir sonuçla da bulunabilir. Yani bu tip sonuca bakarak jandarma iyiydi, kötüydü diyemeyiz. Yani illa çok her şeyi dört dörtlük yaptığın zaman da olumlu bir sonuç alacaksınız diye bir kural yok. Yine de tam tersi olabilir. Fakat ben jandarmanın bazı konularda yani jandarma yetkilisi kimse orada bu işi koordine eden en tepedeki kişi kimse onun yanında birkaç kişi de vardır. Onların çok amatörce davrandıkları izlenimi oluştu bende. İyi niyetlerini sorgulamıyorum. Bunu %100 bilemeyiz. Çünkü bizim göremediğimiz bazı şeyler vardır yaptıkları. Onları da bilemediğimiz için %100 konuşamıyorum. Ama görüntü itibariyle biraz acemilik var. Biraz amatörlük var. Yani bir kere şimdi böyle bir olayda size aile geldiği zaman aileyle bir konuşursunuz. Orada tecrübeli bir insan bu işin arkasında ne olabilir diye onu zaten sezinler. Bu sezinlemede de %80, %90 oranında tecrübeli bir kolluk görevlisi haklı çıkar. Yanılma ihtimali vardır ama düşüktür. Yani burada sezgilerini kullanabilecek bir personel muhtemelen yoktu. Çünkü İlk mesela ifadelerini almışlar. Daha ifadelerindeyken orada ifade alırken bir yandan da sorgularsınız. Oturuşuna, kalkışına, mimiklerine, kelimeleri yuvarlayışına, karşınızdaki insanın ruhunun içerisinde, derinliklerinde neler var? Bunu az çok görebilirsiniz. Yani gözler kalbin aynasıdır derler ya. Biraz şey oldu belki ama ne demek istediğim anlaşılmıştır. Yani tecrübeli bir kolluk bir aile yakınıyla oturup 10 dakika konuştuğunda o hiçbir şey söylemese bile çok şey çıkartabilir. Neler olmuş olabileceğine dair. Ya bir kere daha hiçbir yakınla konuşmadan önce size bir ihbar geldi. Gerçekten kızın bir yerde oyuna takıldığı, uyuyakaldığı değil de kaybolduğu anlaşıldı. O an itibariyle hiçbir yakınla görüşüp hiçbir ifade almadan dahi bazı çıkarımlar yapabilirsiniz. Yani orası mesela bir insanın özellikle bir kız çocuğunun kaçırılmasına müsait bir yer değil. Böyle bir ihtimal çok düşük bir ihtimal. Bunu %0'a indiremiyorsunuz fakat ben şimdi bakıyorum yabancı birisi oraya gelecek. Oradaki herkes akraba. Özellikle kızın son görüldüğü noktadan evi arasında 8-10 tane daha hane olduğu söyleniyor. Onlar da işte teyzeleri, amcaları. Öyle bir yerden tanımadığınız bir kız çocuğunu ne maksatta olursa olsun
alıp arabanıza bindiremezsiniz. Kimse buna cesaret edemez. Kaldı ki dediğim gibi gel geç yol üzeri bir yerde değil. Sizin o kasabaya, o kızın evinin olduğu bölgeye ulaşmanız için ana yoldan sapıp bir 5-6 dakika arabanızda yol kat etmeniz gerekiyor. Orada yabancı birisi girdiği an herkesin dikkatini çeker zaten. Şimdi kaçırılma ihtimalini baştan eleyeceksiniz. Yani onunla ilgili çalışmaları bir yandan devam ettireceksiniz ama olay sıcağı sıcağınayken, olayın başlangıcında siz o bölgede kızın başına o bölge insanı tarafından kaçırılma ya da farklı bir şey gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşacaksınız. Şimdi dar bir yer. Belki atıyorum oradaki 10 tane ev olduğunu farz edelim. Son görüldüğü nokta ile evi arasında. Bu 10 kişiyle ilgili Nari'nin kaybolmasıyla alakaları olduğuna dair elinizde hiçbir delil olmayabilir. Fakat böyle somut bir delile de ihtiyacınız yok. O bölgedeki herkes zaten olayın niteliği itibariyle doğal olarak şüpheli. Bakın birçok tecavüz olayında faili belli değil. Ben daha eski yıllarda Anadolu'nun farklı yerlerinde de İstanbul'da da biliyorum. Ben bir tecavüz olayında maktule de ölmemişti. 3000 kişinin DNA'sının alındığını biliyorum. Bu DNA'sı alınanlardan hiçbirisinin somut olarak bu olaya karıştığını gösteren bir durum yoktu. Fakat burada şöyle düşünün. Şimdi bir şahsın silahla öldürüldüğünü düşünün. 10 kişi var. O 10 kişiden birisi ateş etti, öldürdü. Ama hangisi ateş etti? Siz onu göremediniz. Şimdi kanunda bile bu tespit edilemezse 10 kişiden hangisinin ateş ettiği, onların hepsine ceza verilir. Ama ceza azaltılarak verilir. Yani onlardan birisi öldürdü tamam ama hangisi net değil. Şimdi burada bir öldürme yok. Siz kimseyi hapse atmıyorsunuz. Sadece şüpheli olup olmadığının adını koyacaksınız. CMK'daki bazı tedbirleri uygulayacaksınız. Mesela evlerinde arama yapacaksınız. O dediğim luminol çalışmasını yapacaksınız. Bunun için bu şahısların olayla somut bir şekilde bağlantılı olduğunu gösteren bir tanık ifadesine, bir DNA izine falan ihtiyacınız yok. O şahıslar orada yaşıyor oldukları için zaten şüpheliler. Bir kere polisin o bölgeyi hemen çevirmesi gerekiyordu. Olay mahalli olarak belirlemesi gerekiyordu. Orada giriş çıkışları tamamen kontrol altına alması gerekiyordu. Bu olay intikal eder etmez. Oraya mesela gerekirse yanına aileyi tanıyan 2-3 kişiyi daha alacak. O aileyi tanıyan kişiler değişebilir zaman içerisinde. Her şeyi not alacak polis. İşte o bölümden dışarıya çıkmak isteyen biri var. Bakkala mı gidecek? Dakikasını, ismini yazacak. Üzerine bakacak. İşte kan izi var mı? Hareketlerine bakacak. Onları değerlendirecek. Birisi içeriye mi girmek istiyor? Ya izin vermeyecek şüpheleniyorsa hemen not alacak kim olduğunu. Yani orada bir olay yeri oluşturması gerekiyordu jandarmanın. Olay yeri oluşturmadı. Bölgeyi kontrol altına almadı. Belki çocuk gitti amcasının evinde oynarken kazara kafasına ütü düştü. Çocuk kazara öldü. Amcanın çocukları da korktu başımıza iş aldık diye. Yani cesedi ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bunu nasıl yapacaklar? Gece olunca yapacaklar. Şimdi sen gece kimseyi oradan dışarıya çıkartmayacaksın. Yani o ceset varsa onu alıp belki kilometrelerce ötedeki bir yere atacaklar. Bulamayacağım bir yere atacaklar. Yani orada kalmasını sağlayacaksın. Delillerin girişini, çıkışını engelleyeceksin. Bu yapılmadı tabii. Ve luminal çalışma yapılmadı. Luminol çalışma diyoruz buna. Luminol dediniz, siz birisine tokat atsanız, ağzından bir salya sümük çıksa duvara fırlasa, onu silseniz, yani ev kadınlarının evlerde kullandıkları temizlik ürünleri var, deterjanlar var. Bunların hiçbirisi luminol çalışma yaptığınızda o duvara sıçrayan tükürük izinizin gözükmesini engelleyen temizlik şeyleri değil. Yöntemleri değil. Orayı luminolde bir fısfıstır bu. Ortamı oraya bir fısfıs yaparsınız. Ortamı kararttığınızda eğer orada kan izi varsa, tükürük izi varsa, yani tecavüz olaylarında mesela süpermarket varsa yerde olabilir, duvarda olabilir, kapıda olabilir, her yerde. O hemen orada rengi değişir. Kırmızımsı bir renk oluşur. Ve siz orada biyolojik bir insan artığı olduğunu görebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak ve oradan bir numune alarak Necdet Bey, mukayese amaçlı DNA'larda babadan da alsanız, yani kızı bulamasanız da Nari'ni, mukayese yapabilirsiniz bu şekilde. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Yani Türkiye'de birçok olay, benzer olay yaşandı. Yani bu
kişilerin akrabadır diye şüpheli muamele yapılmaması çok tuhaf. Bunun için çok geç kalındı. Bakın işte abisi daha düne kadar hiç hesapta yokken dün alındı, adli tıpa götürüldü. Eğer o ısırık izi eski bir ısırık izi ise bu ihmalden dolayı o zaten yaralar, koldaki yaralar kapanmış oldu. Bir delil karartılmış oldu. Yani o akrabaları suçlamak adına değil, sizin bir yerden yola çıkıp bu kızı bulma ihtimaliniz varsa veya bir olayla ilgili delil elde etme ihtimaliniz varsa o ihtimali sonuna kadar kovalamak zorundasınız. Bunu sizin kişisel tercihinize kalmış bir durum değil. Bunu yapmak zorundasınız. Sonuç itibariyle evden bir DNA örneği çıkar ya da çıkmaz. Onu biz bilemeyiz. Bakacaksınız. Yani bir diğer konuda Necdet Bey, benim dikkatimi çeken ailesinin ifadeleri alındı. Aradan bir 5-6 gün kadar sonra ben Nari'nin annesinin televizyondaki bir programdaki açıklamasını dinledim. Programda işte ben ifademde söylemedim, bizden şüphelenirler diye korktum ama ilk burada söylüyorum deyip açıkladığı bir konu vardı. Kızın abisinin işte bir köpeğe evin arkasında sokak hayvanına kötü muamele yaptığından bahsediyor. Şimdi yani buradan yola çıkarak şöyle olmuştur demek için değil, İfade alma işinin bile doğru yapılmadığını anlatmak için ben söylüyorum. Yani orada birçok çocuk var, kızın kuzenleri var, onların ifadeleri alındı. Onunla beraber son görülen çocuklar var. Bunların ifadeleri uzmanlar tarafından alınmamış. Yani bu ortaya çıktı. Yani bu bilgiyi polis dururken kadının televizyon kanallarında söylemesi gerçekten çok aslında kötü şey de kullanmak istemiyorum ama hiç hoş olmayan bir durum. Kötü bir intiba bırakmış oldu oradaki personel hakkında. Bu işi çok iyi yaptıklarını düşünmüyorum. Yani bu olayın toparlanması bir saat alır Necdet Bey. Oraya ben gerekirse Evet, savcılık, bu işte o uzman, tam onu bu işte soracağım. Tam onu soracağım Mustafa Bey. buyurun. Evet, anlattınız az önce. En başta da ifade ettiniz yani darmanın dişini tırnağına takılır, takarcasına çalıştığını. Ama temelde en azından olay yerinin çevrelenmesi, işte ifadelerin iyi alınmış olmaması, bu luminol testi dediğiniz o testin her evde yapılarak bulguların toparlanması konularında çok temel eksiklikler olduğunu söylediniz, tespitlerinizi yaptınız. Hatta işte annenin 8. günde bir televizyon yayınına katılıp ifadede söylemediği bir şeyi burada söyleyerek yani gerçekten tuhaf geldi. Hepimize tuhaf geldi. Sizin Anneyi açınızdan konuşturamamışlar yani. İkna edip. evet, doğru. O da ayrı bir şey. Belki de konuşturmayı başaramamışlar. İfade alma tekniği olarak, teknik anlamda belki zayıf kalmışlar. Şimdi tam oraya geleceğim. Evet, bugün 9 gün geçti. Siz olsanız şu saati itibariyle ne yaparsınız? Yani şu aşamada adli tıp narin bulunmadan bir sonuç da elde edemeyeceğine göre en başta bahsettik. Size göre ne yapılmalı? Hani dediniz ya bir saatte bu işi toparlarım ya da ben olsam tam oraya geliyorum. Bugün itibariyle sizce ne yapılmalı? Siz olsanız ne yaparsınız? Hem bir yol gösterici, aydınlatıcı bir soru olmuş olsun. Sorunun cevabını vermiş olun. Buyurun. Olayın toparlanmasından kastım şu Necdet Bey. Yani oraya işi iyi bilen, bu işlerden anlayan, bu işleri daha önce yaşamış, tecrübeli bir polis de getirebilirsiniz. Yani savcılık bir polisle de çalışabilir. Bu jandarmanın hiç hoşuna gitmeyecektir ama bunun örnekleri yaşandı. Yani Şamdinli'de daha 1-2 ay önceki bir hadisede polis bölgesindeki olaya jandarma bakmıştı. Şimdi de jandarma bölgesindeki bir olaya eğer jandarmanın elinde tecrübeli bir yönetici yoksa bu işlerde tecrübeli bir polis bakabilir. Veya farklı bir ildeki bir jandarma personeli buraya kaydırılabilir. Yani ben mesela İçişleri Bakanı olsam şu geçmiş tecrübelerime bakarak şu aksaklıkları gördükten sonra oradaki jandarmada bu işlerde aksamanın sorumlusu olarak en yetkili kim varsa onu hemen görevden alırım. Kızı el çekmek açısından söylemiyorum. Oraya tecrübeli birisini getirmek açısından söylüyorum. Hemen değiştiririm. Oraya gelecek tecrübeli birisi de bir saat içinde olayı toparlar. Yani bu olay böyle çok karışık, karmaşık bir olay değil. Olay tarihine bakacak, alınan ifadelere bakacak. Zaten birileri ona brief eder. Kendisine bir yol haritası çizmek için 1-2 saatlik süre yeterli olacaktır. Olayı anlamak açısından
Detaylarını tabii 1-2 gün boyunca sürekli çalışmaya devam edecektir bu yetkili. Yani ben orada mesela şu an görevli olsam, bu işlerde zaman kaybı, bundan sonra kaybedeceğiniz zamanlar için size hak tanımıyor. Orayı hemen ben olay yeri olarak belirler, çeviririm. Çünkü belki 2 gün sonra o bölgede bir DNA, bir olay yeri incelemesi yapmam gereken bir alan var. O alan içerisine hayvanlar girebilir, insanlar girebilir. Oradan bir şey alabilirler. Acaba bir şey düşürdüm mü diye oraya kontrol etmeye gider. Bir şey düşürmüştür orada. Onu alıp gider. Yani o olay yerini ben geç oldu zaman bir kere çeviririm. O son görüldüğü yerden evi arasında, evi de dahil olmak üzere orayı bir çeviririm ilk önce. Oradaki herkese savcılıkla koordine kurarak şüpheli şahıs muamelesi yaparım. Bütün evlerde, evlerin alt katlarında özel mahzenler olabilir. İşte eskiden bilmiyorum belki orada tütün mü yetiştiriliyordu. Neyse genelde doğuda, Karadeniz'de de vardır böyle özel mesela bölmeler vardır gizli saklı. O tip bölmeleri de araştırırım. Varsa onları da bulurum. Evlerin müştemilatlarında, bahçelerinde, yakın çevrelerinde detaylı olay yeri inceleme çalışması yaptırırım. Oradaki bütün evlerde. Oradaki bütün şahıslarla ilgili yani bunları söylüyorum. Bir yandan da tereddüt ediyorum. Belki böyle bir şüpheli varsa o bölgede yaşayan tedbir alacaktır diye. Bazı şeyleri de çok söylemek istemiyorum ama yani adli tıp kurumuna DNA örneği mukayese amaçlı DNA örneği götürülebilecek çalışmalar var. Onların yapılmasını sağlardım bir şekilde. Yani mesela şimdi bu çocuk kolunda ısırık var. Sen bundan şüpheleniyorsun. Isırılması demek bir boğuşma olduğunu gösteriyor. Şimdi o onun elini ısırdığında o da doğal olarak böyle tırnağıyla kızın vücuduna dokunmuş olabilir. Yüzüne dokunmuş olabilir. Yani bunlarla ilgili mesela dün akşam gitti tekrar Diyarbakır'a getirdiler çocuğu. Şimdi tekrar İstanbul'a götürmüşler diye yazıyor haberlerde. Doğru mu bilmiyoruz. Dün akşam gittiğinde acaba çocuğun vücudunda bu tip narinden kalmış olma ihtimali olan, iz kalmış olma ihtimali olan bölgelerden numune alındı mı bilmiyorum. Belki bir boğuşma oldu. Atıyorum narinin burnu kanadı. Bu çocuğun elbisesine geldi. Bu da pantolonunda kan lekesi var narine ait. Bu pantolonunu çamaşır makinesine attı, yıkadı diyelim. Buna rağmen o çamaşırından, abinin çamaşırından DNA izi alabilirsiniz. O kan şeyi kalabilir. Acaba bu çocuğun kıyafetleri, bütün kıyafetlerinde gidip DNA'yla adli tıpta inceleme yapılması gerekiyordu. Adli tıpa gönderildi mi? Ben zannetmiyorum. Çünkü bir diş iziyle ilgili bu kadar medyada açıklamalar yapıldı. Böyle bir çalışma yapılsaydı bunları da biz duyardık. İlla ki servis ederlerdi. Yani bu tip teknik konulara geldiğimizde Necdet Bey çok ciddi eksiklikler yapıldı. İşte bu eksiklikleri ben tamamlardım. Bunun haricinde yapılacak enteresan çalışmalar da var. Tabii kız çocuğunun kaçırılmış olma ihtimalini de bir yandan değerlendirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili yapılacak çalışmaları da yapardım. Birçok çalışma yapıldı. Mesela 3000 civarında aracın plakası tanıma sistemlerinden, PTS'lerden bölgeye girip çıktı. Yani olay yerine girme değil de o bölgeden geçtiği, yakından geçtiği tespit edilen 3000 civarında araç plakasının sahiplerine ulaşılıp sorguya alındığı, bir şekilde ifadelerinin alındığı, bu şahıslarla ilgili değerlendirmeler yapıldığı televizyonlarda açıklandı. Şimdi bu bile bakın olaya profesyonelce yaklaşılmadığını gösteriyor. Şimdi sizin böyle bir açık çalışma yapıyorsanız bu çalışmayı açıklamanızın olayın çözülmesine katkısı mı var yoksa zararı mı var bunu bir düşünmeniz lazım. Şimdi ben narini kaçıran bir şahıs olarak belki bir böbrek muhafızıyım, belki farklı bir amaçla kaçırdım. Belki çocuğum olmuyordu, çok şirin çocuktu. Evlatlık edinmek için kaçırdım. Oradan arabamla geldim geçtim. Orada açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki o bölgeden geçen 3000 arabanın plakası tespit edildi. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz diye. Ben kız çocuğunu belki ben de yakalanırsa başım çok ciddi belaya girer diye büyütmek istediğim kız çocuğuna belki zarar verip ortadan kaldırmak isteyeceğim yani bunu duyduktan sonra veya
yer değiştireceğim, bulunduğum yerden farklı bir yere gideceğim. Gizli yapılması gereken bu tip çalışmalar alenen yapıldı. Alenen yapılması gereken bazı çalışmalar varsa da yapılmadı. Nedir? Olay yerinin kapatılması gibi. Onlar da yapılmadı. Bunlar tecrübesizliği gösteriyor. İyi niyet olduğunu ben şuradan anlıyorum. Gerçekten çok insanüstü bir gayret var orada. Geceli gündüzlü çalışılıyor ama biz zaten kimseden kötü niyetli olmasını beklemiyorduk. Biz iyi niyet görmek istemiyoruz bu tip durumlarda. Çözüme odaklı doğru adımların bir an önce hızlı şekilde atılması gerekiyor. Sonuçta olumlu bir nihayetinde olumlu bir sonuç alırız alamayız ayrı bir konu. Ama dönüp baktığımızda şu niye yapılmadı denmesi gerçekten çok rahatsız edici bir durum. İşte yapılması Evet. gerekenler yapılmazken yapılmaması gerekenler yapıldı. Olayın orada toparlanıp uzman kişiler tarafından, bu işlerde tecrübeli, bu işlerden anlayan kişiler tarafından ele alınması gerekiyor. Orada bir kadro değişikliği yapılması gerekiyor. Evet. Çok bence çok yerinde ifade ettiniz. Yapılması hiç olmazsa bugün itibariyle de yapılabilecek en azından dönülmesi gereken bazı hususlar ve acilen yapılması gereken noktaları siz ifade ettiniz. Değerli Mustafa Okumuş, gerçekten konuyu çok güzel masaya yatırdınız ve açık yüreklilikle fikirlerinizi ve tespitlerinizi yaptınız. Size çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum Necdet Bey. Yani bazı eleştirilerde bulunduk. Yani buradaki amacımız kimseyi yermek değil. Yani sonuçta kayıp olan bir kız çocuğu var. Burada gördüğümüz eksiklikleri söylemezsek vicdanen kendimizi de sorumlu hissediyoruz. Yani amacımız kesinlikle yermek değil. Bir fayda, bir katkı sunabilmek. Umarım kız çocuğumuz da en kısa süre içerisinde sağ salim bir şekilde bulunacaktır. Dualarımız bu yönde Necdet Bey. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de katkılarınıza ve dileklerinize katılıyorum. Değerli izleyiciler, hepimiz beraber, hep beraber Narin'den gelecek haberi bekliyoruz. Umarız bir an önce bu habere ulaşırız. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.